Sevgi Köyü'nün versiyon birini kuruyoruz. Evet. Ve bunu komple ahşaptan kendimiz yapacağız. Yerleştiğimiz köydeki hanımlarla beraber burada çok güzel projeler yapacağız. Aklımızda güzel fikirler var. Bir köy kuracağız çünkü. Bundan o köy kurulurken değil mi, tüm her şeyi videolaştıracağız. Bu da çok güzel bir şey. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok heyecanlıyız. Mücolarla birlikte ortak yapacağımız projemizin bahçesindeyiz şu anda. Evet. Şimdi İlk adımı attık diyebiliriz artık. Bismillah dedik. Şimdi size biraz hem bahçeyi gezdireceğiz hem yapmak istediğimiz şeyleri anlatacağız. Çünkü burada aslında çok büyük bir iş planı var. Her şeyi biz kendimiz elimizle yapmak istediğimiz için. Evet. Değil mi? Aynen öyle. Ve projede tamamen aslında böyle bir yerden bir uzman görüş alarak değil, tamamen kendi hayallerimizle oluşturduğumuz bir şey. O yüzden sizden gelecek bu noktada tavsiyeler, öneriler, tecrübeler gerçekten çok önemli. Evet, bir videoyu izleyin bakalım siz ne önerirsiniz. Ona göre devam edelim. Önce bir mücoların yanına gidelim. Evet, bahçemizde şu anlık bize misafir möller. Korkuyorlar da tos atmasınlar bunlar bana abi. Mücahit mayına basmış. Mayına bastım arkadaşlar. Evet, Mücahit heyecanlıyız değil mi? Abi çok heyecanlıyız ya. Şimdi projemizden bak. Proje nasıl anlatılmaya başlanabilir sence bu? Hani ne denebilir? Bence çıkın gelin yardıma. Değil mi? Çıkın gelin yardıma vallahi projesi. Şimdi biraz ufak ufak bahsedeceğiz. İstiyorsan ilk bir demoyu yapmayı düşündüğümüz yere gidelim. Tabii şu an izleyenler diyecek demo ne? Onu orada anlatalım. Dedim. Şöyle kuş seslerini dinlete şuradaki güzel manzarayı çekmek istiyorum. Birazdan drone'la da göstereceğiz. Evet, bu ekip çok kısa sürede toplandı. Burada da çok kısa sürede inşallah çok büyük işler yapacak. Şimdi biraz ne yapmak istediğimizi anlatmaya başlayalım. Çünkü ufak bir taş evimiz var. Size taş evini gezdireceğiz. Oradaki planlarımızı anlatacağız. Ve bu alanda ne yapmak istediğimizi anlatacağız. Bir yandan da şöyle bir durum var. Biz proje tadında dinledik ama Melek ve ben ilk kez araziye geliyoruz. Evet. Yani biz de sizlerle beraber bugün ilk kez burayı keşfediyoruz. Müco ile biz burada çok hayal kurduk ama bu arkaya ve aslında buraya, şimdi drone'la da çektik, oradan görüntüler de veririz. Sevgi Köyü'nün versiyon birini kuruyoruz. Evet. Daha önce yorumlarda falan çok böyle hayal etmiştik. Hakikaten hiçbir şey yoktu ortada. Sadece bir hayal vardı. Şimdi ama ilk adımı atmış olduk. Gerçekten çok heyecanlı. Daha önceden Sülüklü Göl'e gittiğim zaman görmüştüm. Orada kapsül evler vardı. Evet. Ve çok hoşuma gitmişti benim. Şimdi buraya Müco ile birlikte 4 tane kapsül ev yapmak istiyoruz ama tabi demo olarak bir tanesini yaparak başlayacağız. Bizim hayal ettiğimiz aslında zaten çok doğal olan bu yeri birazcık daha böyle hayvanlarla zenginleştirmek. Mesela işte ördekler, tavuklar, inekler. Yani aslında şöyle düşünün, burası minyatür bir köy olacak. Köyde olan her şey olacak, ahır, kümesi vesairesi. Kapsül evlerle sanki siz bu köye böyle dışarıdan safari turuna gelir yani aslan izlerler, evet, safari arabalarında. Onun gibi burada o köy hayatını izleyeceksiniz. Çok da güzel kapsül evler olacak. Şimdi birazdan Müco ile ufak tefek hayallerimizden bahsederiz hep birlikte. Burada da aynı zamanda çok güzel bir taş ev var. Taş ev hem doğal ürünlerimizin deposu gibi olacak hem onların yapım yeri olacak. Aynı zamanda da buranın yönetimini yaparken bizim yararlanacağımız bir çatı olacak. Yani köy hayatının tüm artılarını burada deneyimleyebileceksiniz. Evet, burası da taş evimiz. Müco, biraz bize taş evden bahseder misin? Abi taş evimiz aslında çok böyle butik görünümlü bir şey.
Burada yapacağımız projede hem misafir karşılama adına böyle mini bir resepsiyon gibi, bir de yöresel ürünlerle alakalı o kaynatma, işte yapım aşamaları vesaireleri hepsi burada olacak. Bir çatı altında toplamış olacağız aslında. Biraz burayı elden de geçireceğiz, böyle bırakmayacağız. Evet. Şimdi ben bu kışı öğreniyorum. Şuraya yer soframı koyup yufka açıyorum. Evet. Geldiğinizde beni yufka açarken görürsünüz. Yani inşallah görürsün. Köydeki kadınlarla birlikte değil mi? Burada yufkalar açılacak, kazanlar kaynayacak. Bizim yöresel ürünlerimizin hepsi aslında burada üretiliyor olacak. Kurmak istediğimiz yapılara dom ev diyorlar değil mi? Evet. Kapsül evde deniyor. Böyle çok değişik, güzel bir dom ev planımız var. Ve bunu komple ahşaptan kendimiz yapacağız. Evet. Tasarımı da çok böyle uçuk anlamda bir değişik, yani böyle detay vermek istersen sen ver abi. Yani şöyle düşünün, gece yatarken yatağınızda yıldızları izleyerek uyuyacaksınız. Her dom evin kendi bir varandası olacak ve varandasında böyle yanında ateş yakılarak ısınan bir küveti olacak. Evet. Her dom evin içinde ya bir böyle bizim evdeki gibi bir soba ya da bir şömine olacak. Aslında taş ocak gibi. Tasarımı alışa gelmiş dom evlerden bir tık daha farklı aslında yapmak istiyoruz değil mi abi? Evet. Ya hazır bir şey yapmayacağız çünkü. Komple kendimiz yapıyoruz bunu. Hazır evet. Hiçbir şey yok. Evet. Komple tüm malzemelerini alıp sıfırdan kendimiz inşa edeceğiz. Ve inşa ederken de başından sonuna kadar çekeceğiz. Evet. Yani sadece dom evle de bitmiyor. Kafamızda şu tabii, işte bahçesel anlamda düzenlemelerde böyle koyacağımız materyaller de olacak işte. Çok hani enteresan şeyler düşünüyoruz. Evet. Yani ateş çukurundan masasına, sandalyesine, yemek yenilecek alana, evet, açık hava sinemasına, çok güzel projelerimiz var burayla ilgili. Haricinde ekim dikim alanlarımız da var bu bahçemizde, bu kiraladığımız arazimizde. Butik bir sera da kuracağız aslında. Onun şu an demirleri falan hazır. Seranın demirlerini yaptırdık. Yani Müco böyle şey olacak mı? Kapıdan giren böyle bir köyle karşılaşacak. Kesinlikle öyle. Ufak benim, bir köy, minyatür bir köy. Benim aslında hani böyle iç dünyamdaki hayalim öyle yani. Hani zaten kapısı da var, araziye giriş kapısı. Kapıdan girdiğin an hani böyle bir köye giriyormuşsun gibi. İnekler, kuzular, evet, ördekler, evet, kazlar, her şey olacak. Hani sabah kalktığında işte orada tavuk kümesinden iki yumurta alıp, ne bileyim iki biber, iki domates böyle dalından kopartıp, İnekten süt alıp. Yani inekten süt alıp, onu ben bilmiyorum. Bilen varsa. Ya biz de öğreniriz o zamana kadar. Zaten burada bize destek olacak bir köy var aslında arkamızda. Evet, evet, evet. Kesinlikle. Akşam da zaten köyden misafirlerimiz vardı. Buradaki projeden bahsettik. Yani baştan, herkes çok heyecanlı. Baştan sona kadar da hani ne gerekiyorsa yapabileceklerini söylediler. Çünkü burada gerek tarım aletleriyle gerek işte hani değişik tarım materyalleriyle yapılacak çok işler var. Hani bizim bir traktörümüz yok, ne bileyim bir sabanımız, bir tırmanımız yok. O konuda da mesela Ahmet abi, ben dedi elimden ne geliyorsa yardımcı olurum dedi. Traktörümüz yok ama arkamızda Yeniköy var. Evet, evet, evet. Diyebiliriz. Biz de Filiz de bu proje için çok heyecanlıyız. Evet, iki kadın girişimci olarak, Melek de aynı zamanda bir aslında iş veren, iş sahibi. İki kadın girişimci olarak yerleştiğimiz köydeki hanımlarla beraber burada çok güzel projeler yapacağız. Aklımızda güzel fikirler var. Şimdi beyler kabataslak bir şeyler düşünüyor ama kadın eli değmeden olmaz. Mutlaka bizim de bir şeyleri detaylandırmamız lazım bence. Tabii ki biz de işin içinde olacağız Melek'le. Oy oy seni. Oh yerim. Evet arkadaşlar, burada aslında çocuklarımız için başlayan bir proje. Hem Mücahit'in hem benim kendi çocuklarımız için düşündüğümüz bir proje. Tabii çocuklarımız için düşündüğümüz bir proje olunca da buranın doğal yapısını hiçbir şekilde bozmadan, hiçbir ağaç kesmeden, hiçbir şekilde çevreye zarar vermeden komple burayla uyumlu çok güzel bir proje yapacağız. Evet, şimdi taş evimizin kapısını açalım. Buyurun efendim. Ham haliyle bir görün. Tabii daha çok iş var burada. Burayı aslında şu kısımda zaten mutfak tezgahı gibi bir şey var. Yani burada bir düzenleme yapılacak. Elektrik yok ama kafamızda onunla alakalı da projeler var. Suyla alakalı da. Burada tam olarak aslında hem depolama gibi hem de ürettiğimiz organik ürünlerle ilgili işlem yapacağımız yer olacak burası. Burayı çok güzelleştireceğiz. Çok şirin bir yer olacak.
Bir de bu küçük tatlı yapımın üstü çok güzel aslında. Dümdüz çok açık, manzarası da çok güzel. Yani orayı mutlaka değerlendirmek istiyorum. Yani öyle bir fikrim var ama ne yapılabilir konusunda bir şey oluşmadı bizde. Fikirlerinizi yorumlara yazarsanız çok memnun oluruz. Hava çok güzel, manzara çok güzel, kokular çok güzel. Bakalım ilk misafirlerimiz kimler olacak? Bu arada buradaki işlere yardım etmek için istediğiniz zaman gelebilirsiniz arkadaşlar. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Misafirlerimiz zaten çok oluyordu. Artık gelen misafirlerimizle böyle burada ufak ufak bir şeyler yapabileceğiz. Böylelikle gelen misafirlerin de bir emeği geçmiş olacak. Onların da burada bir tuzu olacak. Bence bu çok önemli bir şey. Çünkü çok büyük bir aileyiz. Ve o ailenin buradaki etkilerini ben şimdiden çok merak ediyorum. Acaba ilerleyen vakitlerde nasıl etkileşimler olacak? Kimlerle birlikte neler yapacağız? Bizim için çok özel. Abi ya sen de hemen misafirleri böyle çağırıyorsun. İşte çalışalım edelim ya, gelsinler bir şöyle semaver yakalım falan. Ya onu da yaparız ya, hepsini yaparız. Burada hep birlikte bir şey yapmış olalım. Evet, birlikte evet. Bir anımız olsun. Kesinlikle o kadar çok böyle incik boncuk, hani böyle özellikle kadın eli değecek kısımlar var ki, hani o yapıların yapılması vesaire, zaten onlar senin mühendisliğinle olacak bir şey. İnşallah. Ama hani böyle biraz daha peyzaj anlamında hiçbir şeye zarar vermeden olan mevcut düzeni böyle güzelleştirmek adına hem yeni fikirlere ihtiyacımız var, hem de böyle ince dokunuşlar gerçekten güzel olur yani. Valla Mücü, güneşimiz batıyor arkadan. Evet. Yani havalar da alışagelmişin dışında güzel gidiyor. Şansımıza bunları evet. Kaçırmamamız aslında bir an önce... Aslında inşaata başlamamız lazım. Evet, ben şu ışığa doğru düzeltiyorum ki hem arkanın güzel maviliği çıksın hem biz. Ben de dedim herhalde böyle olarak kalmayalım. Dönmeye devam edeceğiz diye ben de ikide bir böyle adım atıp. Ne zaman başlarız Mücü? Şimdi ilk tahtaları ahşaba almak lazım değil mi? Ahşap hazır, aslında ahşap hazır sayılır. Bir gidip alacağız. Ben çünkü görüştüm. O hani bir numune getirmiştim mesela abi. Orada her gün çıkıyor aslında bize yetecek kadar. İşte bir gün çıkanı alacağız yani. Planı, projeyi tam olarak bir çizip ona göre parçalarımızı kesip. Çünkü şimdi tüm iş burada da olmayacak değil mi? Aslında bir koca ustamız var. Oo, tabii. Şimdi ilerleyen vakitte o abiyle de tanışacaksınız. Evet, bu arada şey hani lakabı koca usta. Gerçekten koca usta yani, hani yap böyle tombiklik olarak değil de. Yıllarını bu işe adamış. Geçmişinde her yaptığı iş böyle başarılı. Sorunsuz olmuş. Hatta beğenmediği bir şey yaptığı zaman beğenmezse onu söküyor, tekrar aynısından yapıyor. Hani ağaçtan her şeyi yapar, bir cam veremez yani. İnsan yapar, cam veremez baktığında. Öyle birisi. Onunla da görüştük. Benim çok eski tanıdığım. Ne gerekiyorsa benim buradaki makine ekipmanımla birlikte ben size bütün hepsini o ağaçların hazırlanması, kesme vesaire anlamında yardım ederim. Tabii yaş itibariyle işte bu yapıların yapımında bana o kısımda bana dokunmayın. Ben geri kalan her şeyi size yaparım. O anlamda da sponsor oldu bize yani. İşte koca usta biraz aslında bizim hem akıl hocamız olacak. Evet. Bilmediğimiz şeyleri ona danışacağız. Hem de marangozluk aletlerini kullanabileceğiz. Evet, evet. Güzel bir marangoz hanesi olduğu için oradaki aletleri kullanıp burada kullanacağımız parçaları hazırlayıp onları da burada Mücü ile birlikte inşallah monteleyip bir şekilde inşaata başlayacağız. Evet. Evet arkadaşlar, ilerleyen zamanlarda artık bu araziden size bol bol Mücahit ile birlikte videolar çekiyor olacağız. Biz de olacağız Melek'le. Bize iş düşecek zamanlara daha vakit var, inşallah o günleri görürüz. Şimdi ilk etapta tabii sizin işiniz çok daha fazla olacak. Yani biz de tabii ki yardımcı olmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar Melek'le ama. Hadi. Aslında içeriye bir tane de soba kursak çok güzel olur. Evet, bir tane kızına sobaya ihtiyacımız var, ona da bakacağız. Hepsini tamamlayacağız evet, bir şekilde. Evet. Yavaş yavaş. Kervan yolda düzülür biraz arkadaşlar. Evet. Bir yandan konuşuyoruz, bir yandan da böyle gözümün takıldığı yerlerde hemen bir şey yeşilleniyor. Mesela şu giriş kapısına da güzel bir kafamda bir şey canlandı şu an. Oraya zaten çok güzel değil mi bir? Evet. Ya donladı. Kemer. Sarmaşıkların olacağı. Çok güzel sarmaşıkların olacağı. Yürüyüş böyle yolu olacak. İçeri girdiğiniz zaman o sarmaşıkların böyle içinden ama bayağı bir 10-15 metre böyle ilerleyeceğiniz çok güzel bir yol olacak. Evet. Çok güzel projeler var ya. Ya şu an kapı kısmından tasarlamaya başladık. Bakalım ileriye doğru. Ya aslında şu arkadaşlar, oturduğumuz yerin bu tarafı giriş kapısı tarafı araziye. Şöyle giriş kapısının oradan böyle baktığımda böyle dom evlerin kurulacağı tarafa kadar gözümün her kaydırdığım yerde bir iş var yani. Evet. Nisan Mayıs'a kadar yetiştirmemiz lazım ki.
misafirlerimizi karşılamaya başlayabiliriz. Yani aslında soğuk bir kışta yoğun tempo çalışma olacak. Evet. Bakalım nasıl olacak, nasıl geçecek o süreç? Ya biraz başlamak bitirmenin yarısı. Evet, evet. İnşaat işleri başlıyor aslında. Kanal biraz inşaat kanalına dönecek. Yani ama yapı haftada bir video. Keyifli oluyor. Bizim için de keyifli bir olacak. Köy kuracağız çünkü burada ve o köy kurulurken değil mi? Tüm her şeyi videolaştıracağız. Bu da çok güzel bir şey. Evet, evet. Ya bir yandan benim burayla alakalı sevdiğim şey gerçekten hiç insan kaynaklı bir ses gürültü burada yok. O durum çok güzel. Bir de bunu kendi içimizde de konuşmuştuk zaten. Yani herhangi bir ağaca, buradaki doğal yapıya zarar vermeden hatta üstüne bir şeyler katarak burayı değerlendirecek olmak çok, güzel çok keyifli, çok güzel olacak. Yani buraya bambaşka bir hava gelecek yakında. Evet. Zaten şöyle demin de aslında bir yaptık ama şöyle 2 saniye bakın sessiz olun. Kuş sesinden başka bir şey yok. Hiçbir şey yok. Evet. Çok güzel bir doğa. Şuradaki su birikintisi değil de dere. Dereyi aslında bir kepçe getirip kazdırıp oraya bir gölet yapmayı planlıyoruz. Hı. Planlarımızın içinde. Ya çok fazla şey var ya. Aslında böyle yapa yapa göreceksiniz siz de. Her şeyi anlatabilmemizin de imkanı yok. Çünkü bazı şeyler de konuşurken aklımıza geliyor. Hı. Yaparken de çok şey aklımıza gelecek. Nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Sizden de çok fikirler geleceğine eminim. Çok basit küçük bir bostan ekerken bile neyi nereye uygulayacağımız konusunda çok fikir vermiştiniz. Burasıyla alakalı da öyle olacağına eminim. Bu arada ziyaretimize gelen dostlarımız oluyor. Onlar da belki burayı görecekler. Direkt görerek tavsiyelerde bulunacaklar. Çok yorucu, çok tempolu ama çok da keyifli bir süreç bizi bekliyor. Yani Deniz daha önce işte tavuk çiftliği kurduğumuz zaman falan böyle yapılar bir şeyler yapmıştı. Bu tarz şeylerden keyif alıyor ama ilk defa içerisinde ben de olacağım ve dostlarımız olacak. Bakalım. Çok heyecanlıyım gerçekten. Bu tarz videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Ayrıca katıl butonumuz da var. Benim de emojimi yapmışlar. Oradan da destek olabilirsiniz. Evet. O zaman ne yapalım? Veda edelim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye. Börtlen. Evet. Her tarafta var ya bu. Geçerini yaparız yazan. Babam. Hep konuşmak istiyor benim oğlum. Hep konuşmak ister. Abi ne yapıyorsun sen 2 saatten beri yukarıda? Merdiven de çok atan. Evet, buraya düzgün bir merdiven yapmamız lazım. Ben ilk defa çıkıyorum ya. Hayır. Evet Melek Hanım siz neler düşünüyorsunuz? En kötü kamera arkası çıkar yani. Tamam kamera arkası çıksın ama öyle olmasın lütfen.